Sokrates'ten herkese merhaba. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, kan Kural'la birlikte NBA'deki rehberlerimize, grup konuşmalarımıza devam ediyoruz efendim. Kana bugün benim ne var? Merkez. Merkez. Öncelikle hoş geldin tabii, hoş geldin demeyi unuttum. Çok hızlı bir şekilde girmiş oldum burada. Ki merkez grubu normalde çok iştahlı bir grup değildir bizim açımızdan. Yani böyle Atlantik'in şeyinden sonra heyecanından sonra, o olayından da Atl sonra. Atlantik de biraz eski yıllara göre biraz erozyon oluyor. Ama yine heyecanlı abi. Her evet. zaman çünkü doğru. Her zaman bir olay var Atlantik'te. 3-4 yıldır NBA'nin en güçlü grubuydu da bu hmm. sene değil. Pasifik bu sene bir numara. Yalnız merkezde de bu Damian Lillard takasıyla birlikte işler çok değişti. Seninle bir önceki bölümde biraz konuşmuştuk ama Milwaukee Bucks hiç beklenmedik bir hamle yaptı. Yani yaz boyunca da Lillard'ın Miami Heat'e gidebileceği konuşuluyordu. Kendi klapta bunu işaret etti. Menajeri takımları arayıp ya Damian Lillard'ı almaya çalışmayın o Miami'ye gitmek istiyor dedi. Fakat önce Yenis New York Times'e bir röportaj verdi. Dedi ki ben kariyerimin sonuna kadar Milwaukee Bucks'ta kalmayabilirim dedi ki daha önce de bir extension konusunda bir ayak diretmişti. O zaman Eric Bledsoe'dan sonra Jrue Holiday'i almışlardı. Burada da ayak diretti dedi ki yani extension'ı imzalamayabilir Bakacağım duruma dedi Ve John Horst onu Damien da ödüllendirmiş oldu. Tabii ki bunlar birbirinden bağımsız süreçler olabilir ama mükemmel bir hamle yapmış oldu yani Sandit'le Kumpu'nun geleceği açısından. Milwaukee Bucks nasıl bir sezona giriyor olur? Her şeyden önce yani Mike Budenholzer'la takımdan ayrıldıktan Hı -hı. sonra bu son 3 senede kurulan nüve işte Mike Budenholzer'la, Jerold Holiday ve bir tane şampiyonluk getiren nüveden çok ciddi bir çarp demek bu. Çünkü o takım her şeyden önce savunmasıyla ayakta kalan işte Brook Lopez, Yanis, Curoğlu Day ki sakatlık öncesi Chris Middleton da oradaydı ama sakatlık sonrası hiç alakası yok artık. Yani artı bir savunmacıdan eksi bir savunmacıya dönüştü. Yani nötre bile inmedi Chris Middleton. Ee, bu kimlikten uzaklaşıyorlar. Yani bu takım artık bir savunma takımı olmayacak. Bu takım bir hücum takımı olacak artık. Ee, çünkü yani Holiday, Lillard değişimi zaten hani bu baştan ifade ediyor. Çünkü Lillard hücum anlamında ligde hani Curry'den sonraki belki de en iyi kart, en üst düzey guard yani. Ee, ve e, tek başına üretebilen, hem top yönlendirebilen hem kendi yaratabilen bir oyuncu. Ve Milwaukee'nin aslında en zorlandığı alanın en büyük cevaplarından biri. Aynı zorlandığı alan ne? 24 saniyenin sonuna sıkıştığı zaman oyun bir şey bir oyuncunun bir şey üretmesi gerektiği zaman. Abi o ya değil. Yani Chris Middleton sakatlıktan önce yapabiliyordu kısmen bunu ama sakatlıktan sonra inşallah o seviyeye gelir. Ayrı konu. Abi Yanis'le yapmaya çalıştığın zaman Yanis'in şutu olmadığı için Yanis belli şeylere kısıtlı bir oyuncu. Cirol bunu çok verimsiz yapıyordu. Lillard bunu anormal verimli yapıyor. Yani her tür tehdidi var. Bu başlı başı da biz hücumu daha ön plana alıyoruz. Zaten arkada Brook Lopez'le Yanis olduğu sürece en azından belli bir boyalı alan garantimiz var. Yani dış savunmada hani ciddi anlamda çünkü Lillard ligin aynı zamanda sadece vasat yani kötü bir savunmacı değil. Lillard ligin en kötü savunmacılarından biri. Yani hiç alakası yok. Trey Young'dan hallice yani öyle söyleyelim. Hani hakikaten hiç alakası yok. Ha yapabilir biraz daha konsantre olursa falan ama hani nötrü geçemez zaten. Yani en iyi ihtimalle vasat der, dersin ki şu an kadar hiç vasatı bile yakalayamadı. Fakat bu konuda yani Milwaukee'nin ana karar verici ve ana sorun çözücü pro şeyine çok ciddi çözüm oldu. Yanis evet ilgin en önemli güçlerinden biri. Geçen sezonu çok iyi geçirmemesine rağmen ama Yanis tamamen fizik üzerinden oynadığı için onu sıkıştırmak onu ikili sıkıştırmayla boğmak yormak yıpratmak mümkün. Leder de öyle oyun aça da biliyor. Ki zaten orada Kaan abi şöyle bir şey var. Sen söyledin ya Budun gitti diye. Adrian Griffin geldi. Bu takım şampiyonluğa gittiği sezonda bile aslında yarı sahada problem yaşıyordu. <laughs> <laughs> Çünkü Budun Ozer'ın şemasında da tıpkı Mazula'nın Celtics'te yapmaya çalıştığı gibi ki Celtics çok daha hareketli bir takım ama Budun Ozer'da takıma şeyi söyleyeceksin Jason sonra göreve geldiğinde. Bol bol üçlük atın. Brook Lopez bize alanı açsın. Middleton salla. işte gelen kısalar sallasın. De Vincenzo'lar sonra Grayson Allen'lar. Yani tereddüt etmeyin. Şut pozisyonunuz varsa ilk 6 saniyede bile şut atabilirsiniz diyordu. Çünkü onlar temelde Yanis hızlı gelmeye çalışıyorlar. Yanis hızlı gelip boşluk bulamadıklarını da ilk şut opsiyonuna gidiyorlardı. Şimdi Adrian Griffin gelip sihirli değnekle dokunmak zorunda hissedecekti muhtemelen kendi. Çünkü bu takımda bir şampiyonluk beklentisi var. Ama artık şu anda sihirli değneğe ihtiyaç yok. Ben onu Sokrates'e de yazdım yazıda söyledim. Yani aslında Damian tek başına bir hucum. Çünkü Portland'dayken derken tek başına bir hucumdu. E her zaman da ligin en iyi 5-6 hucumundan birine sokabiliyordu. Şimdi Yenis'in sıkıştığı, Yenis'in zorlandığı bir yerde topu Damian de vermek. Ya Damian karşı potaya gitmek zaten. NBA'nin tehlikeli piken rollerinden birini sana getiriyor. Yenis'i perdeci olarak kullanabiliyorsun. Brook Lopez'i piken popta kullanabiliyorsun. Chris da ikinci skorerini olarak kanatta bekliyor. Mükemmel bir karışım bu. Yani birbirine uyumlu oyuncular bunlar hucumda. Yenis zaten ligin en iyi transition tek başına ilgin en iyi transition. Yani transition'da sorun yok. Ama transition her zaman bulamıyorsun. Yarı saat senin söylediğin gibi bir problem. Burada e, senin e, Yanis'le bulamadığın diye bir şey yok. Artık ya bu takasın bence en önemli noktası şu. Yani savunmanın hücum takımına dönüştüğünü ama daha öne daha da önemli bir şey var. Abi topu Yanis'in elinden alacaksın. Hı hı. Topu Yanis'in elinden alabilecek çok az oyuncu var. Yani Yanis'in de gönüllü olarak buna razı oluyor. Çünkü Yanis'le ilgili en büyük problemlerden biri Yanis'in ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu anlatmak Fakat Yanis hala oyunundaki ufak pürüzleri giderebilmiş değil. Yani bu işte e, vücut geliştiriciler yarışmadan önce son yüzde %0.2 yağı da atarlar ya onu atamıyor bir türlü. Yani e, takımın yıldızı olduğu için zaman zaman çok daha az verimli topları kullanmaktan gocunmuyor. Yani yok için yaptığı gibi bütün verimsizlikleri oyunundan tamamen şey yapmış arındırmış değil. İşte geliyor bir tane üçlük atıyor mesela 24 saniyenin başında. Evet. Sonunda atsa sorun yok ama başında atıyor. Bunlardan kurtulması ve açıkçası şu da önemli. Yanis aynı zamanda potadan uzak bir şekilde topu eline alıp başladığında süper verimli bir hücumcu değil. Yarı sağ sorunları orada başlıyor zaten. Yani Yanis'le başlayan bir hücumun üst düzey bir hücum olması uzun vadede kolay değil. İşte orada sence Roll'de devreyen oyuncu olmayı ha. tamamen öğrenebilecek mi şimdi, şimdi? O da başka bir sanat. Şimdi. Zaten Milwaukee ile ilgili 3 tane soru işareti var. Milwaukee gerçekten ligin en iyi takımı şampiyon olacak. Birincisi savunma söyledin. E, e, savunma zaten eskisi gibi olmayacak o ayrı konu. Burada hani birincisi bence Brook Lopez hmm. durumu. Brook Lopez geçen son kariyer yani o bel ameliyatından sonrası kariyerin en iyi sezonunu geçirdi. O seviyeyi koruyup ya da ona yaklaşabilecek mi? Çünkü onun görevi bu sene daha da artıyor. Yanis'le birlikte çünkü savunma görevleri. Onu yapabilirse sorun. Birinci soru işareti. İkinci soru işareti Chris Middleton. Hiçbir zaman çünkü yıllar geçiyor. Yani sakatlığı bu yana bıraktım. Yaşlanıyor. Üç sene önceki Christmas'ın olmasını kimse beklemiyor. Ama geçen seneden daha iyi yani ikinci, üçüncü, üçüncül oyun kurucu ikinci top yönlendirici olarak o rolü iyi doldurabilir. All-Star olmayabilir artık. Hı. Ama onun bir seviye altında olabilecek. mi? Fakat esas mesele, pardon dördüncü bir sorun daha varmış. Ee, ona en son geleyim. Ee, esas mesele Yanis topu sadece bazen veya yarı yarı değil. Büyük oranda Lillard'ın karar vermesine bırakacak mı? ve perde üzerinden oynayan bir oyuncu olacak mı? Yani topsuz perde yapan, perdeden sonra topla buluşan, yani topla buluşturulan oyuncu olmayı ve bunu sadece zaman zaman ya da yarı zamanlı değil, çok zamanlı yapacak mı? Buna ne kadar adapte olabilecek önemli olan o eğer Lillard onu ikna ederse Lillard bunu ikna edebilecek en iyi oyunculardan biri ve onu da en iyi kullanabilecek oyunculardan biri. Yanis buna kendisini adadığı zaman, adadığı anda abi Yanis Lillard ikilisi NBA'nin en tehlikeli ikisi oluyor bir anda. Hani yok için de önüne geçerler. Geçen seneki Harden'ın aynı de önüne geçerler. Bundan daha tehlikeli bir ikili bulamazsın. Biraz da yalnız Adrian Griffin şey yapacaktır. Sürelerini ayarlayacaktır birbirine oturma oturmama sürelerini. Yanis'in bir 7-8 ben hep söylüyorum. Yanis'in o şeye de ihtiyacı var. O sıkmaya da ihtiyacı var abi. Yani abi o ihtiyacı kaldıracaksın ortadan ama. İşte bence oyunundaki bütün verimsizlikleri atmaz. Çünkü bence yenisi Yanis yapan şey biraz da o cüret. Yani şu kariyerin başında bile Yanis'te o cüret vardı. Yani sahip olmadığı bir yeteneğe sahip olmaya aday olmak, yenisi NBA tarihinin en büyük sıçramalarından pek çoğunu yaptırdı. O yüzden ben onun verimsizlikleri tamamen törpüleyebileceği bir düzen hayal etmiyorum. Ama daha fazla devrelen oyuncu olacağı bir düzen hayal ediyorum. Ben de NBA'de sezonun smaç onu kırabileceğini düşünüyorum eğer adapte olsun. Onu kırabilir, onu kırabilir. Yani 500 smaç falan yapabilir ya. <laughs> onu kırabilir abi. Ee, ve buna ne kadar adapte olduğu bence bu takımın tavan açısından belirleyici. Ve son nokta, kritik nokta bu takım çok daraldı abi kadro olarak. Grayson Allen da gittiği Grace için. Grayson Allen da gitti. Javon Carter gitti. Javon Carter ve Grayson Allen'ın gitmesi özellikle Javon Carter'ın gitmesi bence. Çünkü Javon Carter önemli bir savunmacıya dönüşmüştü. Abi kadro da abi boş şemslerle falan oynamak zorunda kalacak. Abi şöyle Damian Lillard, Chris Middleton, Pat Connaughton yani Santa Cupo, Brook Lopez ilk beşin senin. Nefis. Yedeklerde Malik Bizdi. Bir şutur eklemesi. Bu takımda iş yapabilir Malik Bizdi. Yeteneği çok erozyon oldu. Çok dağıldı evet. J. Crowder'ı oynamak zorunda abi. J. Crowder'ı geçen sezon 755 tane ikinci tur hakkı karşılığında aldılar bu takıma. Top oynamak zorunda J. Crowder. Feci'ydi ama, ama. Evet işte. 35 dakika değil de böyle bir 18-20 dakika bile bir şey verse bu takıma. Sen dedin Marcin Bochamp var. Bobby Portis var ki bu sene Bobby Portis, Yanis ve Bru'yu daha fazla kullanabilir şu düzlemde. Ama ilk 5 dışında ne yapacağını bildiğin ve hani bu takımın rotasyonunda olmasını o, olması iyi dediğin tek oyuncu Bobby Portis abi. Yani mesela Boston gibi değil. Boston'da Sam Hauser'la Peyton Pritchard'ın ne, ne alacağını üç aşağı Hatta Luke Cornett'i bile biliyorsun. Bu takımın öyle bir durumu yok. Yani Malik Beasley'lerle, şeylerle, işte Marjon Beauchamp'larla üst düzey bir takım olamaz. Bir daha bir Robin Lopez çok güzel okuşat atacak bu takımda. Robin Lopez'i de getirdiler. Onu da bir 5-6 dakika oynarsa yapar onu ama yani Brook Lopez'in geçen sezonki salar sağlıklı olmaya ihtiyacı var onların. Ben savunmanın inanılmaz kötüye gideceğini düşünmüyorum. Yanis ve Brook Lopez sayesinde. Ama Middleton artık kısaları tutamıyor. Middleton artık daha forvetleri ve kanatları tutuyor. Şimdi Onları da tutamıyor artık. Abi Patkanıt'ın o kadar önemli bir noktaya geliyor ki orada. Şimdi Patkanıt'ın değerli bir oyuncu ama bu kadar yük eğer rakibin en iyi oyuncusunu Pat tutmak zorunda. Abi geçen sene Chris Middleton hiç baş edemediği için Jimmy Butler'la Jrue vermek zorunda kaldı. Gerçi Jrue de perişan etti ama Chris Middleton'ın paramparça etti. Zaten Chris Middleton artık pozisyona göre daha yukarıdaki oyuncuları savunmak zorunda. Yani daha uzun savunmak zorunda ama sorun şu. Bu takımda o kadar uzun savunmacısı var ki Chris Middleton'a da rakibin 4 numarasını vermezler. Hani belki şey yapabilirler. Yenise yani rakibin tabii onu genelde yapıyorlar. Şu atmayan oyuncusunu verip ters bir savunma yapmak, serbest, serbest Bru içeride tutmak devriye yapıyor. falan. Ama bakalım Edwin Griffin Budun gibi mi kullanacak Bru Köpez'i? Yani gelip bir anda Yanis'i 5 numaraya çekip Portis'i 4'e koyup beyler bir switch yapıyoruz da diyebilir ama Demin olduğu kadroda da o sıkıntı. Ama basketbolun geldiği noktada niye insanlar kısalıyor? Niye hücum artık? Hani abi 10 yıl öncesine kadar e, işte hücum maç kazandırır, savunma şampiyonluk diye bir söylem vardı. Hı. Bu değişti. Artık hücum kazandırıyor. Ama hücumu ne kadar yukarı çıkaracaksın ve hücum top elinde olan kısalar sayesinde şeklinde yapılıyor evet. ve oraya orada savun oranın savunması konusunda çok ciddi problemleri var. Aslında ben orada o sözü şöyle modifiye ediyorum abi. Hücum da yani sonuçta işte dünyanın en sıkıcı sözüne dönüşüyor da hücum da savunma da maç kazanıyor. Yani, son 30 senenin şampiyonlarına bakalım. 1-2 istisna dışında hem savunmada hem de hücumda ilk 10'da şampiyon takım. O o her zaman öyle. ama. Evet. Her zaman öyle. Fakat biri vas biri ortalama biri süper olacaksa eskiden ortalama hücum süper savunmayla şampiyon olabiliyordun. Şimdi süper hücum ortalama savunmayla şampiyon olabiliyorsun. Şimdi Milwaukee Bucks da geçen sene savunmada dördüncü oldu, hücumda on ikinci. E, şimdi hücumda ilk beşi adaylar. Ama savunmada nereye kadar düşecekler? Bence ilk onda kalabilecek bir yapı var hala burada. Ama işte Brook Lopez'in sağlığı ne olacak orada o önemli. Baremler'de, nerede? Baram nerede? NBA'nin en yükseği Celtics'le birlikte. Nuggets'tan da yukarıdalar. Nuggets'a gelince konuşacağız ama 54.5 buçuk Şunu da söyleyeyim Milwaukee Bucks'ın genel şeyini de söylemek açısından. Geçen sene 58 aldılar Kaan abi zaten son 5 ama sezondur. Ama geçen sene o kadar çok yakın maçı getirdiler ki yani 3-4 tane şans demeyeceğim tabii ki ama çok onların lehine biten maç oldu. Geçen sezon 58 ondan önce 51. İki sezon, üç sezon önce de 56 almışlardı. Onun önce 60'ları var. Yani Budun Ozer döneminde hep 60'a yakın oynadılar. Bu arada 51 aldıkları sezonda da tamamen boş verdikleri 4-5 maç var. Hani evet. 58 de 51 de biraz e, olması gere olması gerekenden az, biri olması gerekenden çok. Tabii geçen sezon şöyle bir durum vardı. Chris Middleton 30 maç civarında oynadı. He. Ki bunların yarısında yedekten oynadı. Ya bence yüksek ama tabii ki hak, hak, ediyorlar o yüksekte. Yine de üst diyeceğim ben burada. Ben de üst diyeceğim çünkü aslına bakarsan 54.5 en, en, en üstü olabilir. 54.5 çok çok yüksek bir rakam değil abi. Ben de üst diyorum. Ya bir de Demin Lillard'ın ateşi var. Edwin Griffin kendini kanıtlamak istiyor. Yanis daha iyi bir normal sezon geçimi. Takım aç. Ya ciddi bir sakatlık olmadığı sürece burada Milwaukee Bucks'a ben üst diyeceğim. En lezzetli takıma geçelim mi burada? Size güzel bir haberimiz var. Yemek sepetine özel bir ye bir hediye kampanyasıyla sevdiğiniz lezzetlerdeki avantajlı menüleri kaçırmayın. Hemen şimdi uygulamaya girip siparişinizi verin. Merkezde yolculuğumuz sürüyor efendim. Sezonu tatlıyla açmıştık biliyorsunuz ama cuma programımızda artık bir başka klaseyimiz tostumuzla devam ediyoruz kanal. Sen ayvalık tostu, ben dilli kaşarlı. Çok klasiklere gittik. Evet klasiklere gittik. Tostu da macera aramıyoruz. Burada az malzeme, öz malzeme, kaliteli malzeme burada bizim yaklaşımımız. Kralın Kallers'tayız Sen Sende az malzeme yok bu arada. <laughs> <laughs> Aynen ben kaliteli malzeme var. Evet. Cleveland Cavaliers'a gidiyoruz Kaan abi onlar da bu sezonun en ilginç takımlarından biri. Çünkü aslında temel nüvelerini korudular. Hatta çok temel bir sorunları olan üçlüye de belirli ölçülerde çare bulmuş oldular. Geçen sezonun sonunda çünkü Cleveland Cavaliers iki tane uzunun olduğu uzun oynamayı tercih eden, çift uzunu çoğu zaman yan yana oynatan, iki tane de aslında pozisyonuna göre kısa oyuncuyu guard pozisyonunda oturtan, kanat pozisyonunda ise sürekli arayışta olan bir takımdı. Isaac Okoro sezonun sonunda oradaydı belki işte ama işte Cedi orada denendi, Levert orada ilk 5'te denenmedi, genelde yedekte oldu, dinmeydi bir ara aldılar falan çok kafaları karışmıştı. Fakat yaz aylarında iki tane hamle yaptılar. Max Struz'u aldılar birincisi Miami Heat'ten, onu üç senelik bir anlaşma yaptılar. Bunun yanında George Nieng'i kadroya kattılar. Cedi ile yolları ayırdılar. Yani şu anda Darius Garland, Donovan Mitchell, Max Struz, Evan Mobley ve Jared Allen ilk 5'leri Yedekten Karis Levert, Isaac Okoro, George Nieng ve Dean getiriyorlar 9 kişilik rotasyonda. Nasıl bir sezon hazırlanıyor Cleveland Cavaliers? Ee, tabii geçen sezon playoff öyle büyük bir hayal kırıklığıyla bitti ki yani New York'a yenilmek olabilir yani New York'tan çok daha iyi ama çok kötü yenildiler. Hı -hı. Ee, o biraz onların sezonunu çok başarısız gibi gösterse de normal sezonları çok başarılıydı ve onun üstüne koyabilecekleri artık bir nüve var. O çünkü o takımın kağıt üzerindeki en büyük boşluğunu doldurdular Max Scherzer yani takımın kanat oyuncusu şut atabilen kanat oyuncusu yoktu. Üç numara problemi vardı. Max Sturlus oraya yerleşti. Bu otomatikman Isaac Okoro'nun e, kaldırabileceğinden yüksek bir rol de değil, daha kaldırabileceği daha düşük dakika rolünde. Keza son dönemde Carissa LeVert oynatıyorlar. Üç kart, iki uzun gibi oynuyorlardı. Carissa Levert de ikinci beşin lideri. Yani e, daha serbest, daha toplu oynayabileceği bir role ev eviriyor. E, bu rollerin biraz hem o boşluğun, üç numara boşluğunun dolmasında hem diğer rollerin, Okoro ve şey özelinde daha... E, rahat olacakları rollere kaymasına yol açacak. Bir. ikincisi sakatlıktan döndükten sonra felaket bir dönem geçiren Dean Wade'in de daha iyi olması bekler. Çünkü Dean Wade, fizikli bir şütör olarak bu takımı çok iyi tamamlayacak bir parça. Ve geçen senenin artı işte Mitchell geldikten sonra daha bir uyum sağladılar. Daha e, alışmış bir takım var. Geçen senenin üzerine koyabilecek potansiyeller var. bu takım genç zaten. Yani kendi içinde e, iç gelişimi de tavanı da çok yüksek bir takım. Burada kritik iki isim var. Yani Garland'ın da Mitchell'ın da Mitchell iyi çok iyi bir sezon geçirdi zaten. 70 attı abi. abi. Ee, onları devam ettireceğini hatta Garland'ın daha özel koyabileceğini düşünebilirsin. Takım rotasyonunun mühendisliğinin oturduğunu düşünebilirsin. Burada korkunç bir playoff geçiren ve açıkçası yani hiç kimseye karşı geri adım atmamasıyla hani aynı oyunu aynı çizgiyi sürdürmesiyle bilinen Jared Allen'ın bu kadar ezildikten sonra nasıl tekrar ayağa kalkacağı eski Jared olup olup olmayacağının belirlenmemesi bir soru işte. Fakat esas nokta bu takımın tavanını asıl belirleyen önce Evan Mobley abi. Yani Evan Mobley o çaylak sezonundaki potansiyelden sonra geçen son neredeyse hiç gelişim yani hiç ekstra bir şey yapmadı. Bir işte bu alçak postan öyle tek el attığı bir atış var. Onu biraz geliştiriyor gibiydi ama ondan da aşırı verim aldığınız söylüyor. Hocum tarafında söylüyorsun. Evet evet. Savunmada aslında üç aşağı 5 aynı şeyleri yapıyor ama sonuçta ideal rolde de oynamıyor. Yani kendisi için ideal bir rolde oynamıyor ama o rolü oynayabildiği için yani ideal olmayan bir rolü oynayabildiği için çok daha büyük katma değer katıyor zaten takıma. Fakat Evan Mobley bu takım içinde en fazla ileri adım atması beklenen işte modern Tim Duncan olmasını bekliyordum ben bu en azından potansiyel olarak. Yani daha hücumcu bir Tim Duncan. Eğer bu adım yani tabii ki oraya gelmesine çok var Evet, daha. Tim Duncan bambaşka, bambaşka. bir bir şey. Yani o zaten en en üst nokta kuzey yıldızı o. Ama ne kadar ileri adım atacağı bu takımın da gelişim verecek ama ben geçen sezondan biraz daha iyi olmalarını Evan Mobley'e bağlı olarak çok daha iyi olma potansiyelleri olduğunu düşünüyorum. Abi Evan Mobley konusu geçen sene seninle konuşmuştuk. Sorun şu, Jared oynattıkları ve genelde ana piken rolde Jared olduğu için devrilerin uzun. Çünkü Jared çok iyi alıyor, bitirebiliyor. Basit topları pota çevresinde çok güzel bitiriyor. Evan Mobley'i sağ köşeye yolladı bir Bickerstaff spacing olsun diye. Şimdi Evan Mobley'i rakipler savunmuyor. Sol köşede Isaac Okoro'yu kimse savunmuyor. Şimdi Evan Mobley'den al baba sen üçlü kat diye oynamasını beklemek çok ciddi bir sıkıntı. Yani onun pota çevresinde topla oynaması, pota çevresinde dönmesi, ikinci toplara girmesi, tip katılması lazım. Dolayısıyla bu sezonda aynı problem olacak spacing'de ama bir avantaj Struz'un sadece bir keçen şut yani sadece bir sabit şut değil aynı zamanda hareketli şut atması Evan Mobley gibi bir oyuncuların işini arayabilir. Çünkü iyi bir pasör Evan Mobley. Elleri yumuşak bir pasör en şu anda ve belki bir BMW Max Struz olmazlar ama Mehmet Abayo'nun rolüne yakın bir hand handoff partneri bulmuş oldu kendini. Artık sadece köşede bekleyen değil, koşan bir şütöre sahip. İşte bunun yanında GBB Kristoff, arada Mobley'i 5'e, George Nieng'e ya da Dean May'i 4'e koyduğu 5'leri de daha fazla oynatırsa aslında daha fazla alan vermiş oluyorsun. Daha fazla partner vermiş oluyorsun. O yüzden o gelişimi yapmaya açık olabilir Evan Mobley. Bir de şeyi merak ediyorum. Ben geçen sene Danım'ın içinde biraz fazla bağlı oynamışlardı hocam. ki bu playoff'ta teklemelerine sebep oldu bir Kristef daha fazla top dönüş, döndüreceklerini söylüyor. Daha fazla Garland üzerinden oyun kuracaklarını söylüyor. Oradaki dengeyi de ben merak ediyorum açıkçası bu sezon. Yani Mobley kadar Garland'ın da biraz daha yükselmesi lazım bu takımdaki dengenin doğru oturması için. Ve her ne kadar niyet konusunda bir problemi olmasa da Mitchell'ın doğası gereği e, topu istiyor. İstiyor. Hı hı. Ama e, istesin de zaten. Yani bunda bir sorun yok. Yani ikinci oyun kurucu. Fakat onu belli limitlerin altında tutabilmek ve Garland'ın asıl karar verici konumunda kalması senin söylediğin gibi çok çok önemli. Ee, orada Cedi'nin de Spurs'a gittiğini tekrar bilmeyen seyircilerimize söyleyelim. Spurs tarafında zaten konuşuruz bunu. Kevin zaten ayrılmıştı. Kevin zaten Miami'nin yolunu tutmuştu serbest kaldıktan sonra. 50 buçuk kan abi. Oha iyi vermişler. Çok yüksek. Yani şöyle söyleyeyim sana. Celtics, Bucks, Cleveland Cavaliers ve Philadelphia olarak Las Vegas temel şeyini korumuş. Şimdi ben orada Philadelphia'nın düşünüldüğünden biraz daha yüksek olduğunu söyledim. Sen daha düşük de bitireceğini söyledin. Şimdi orası biraz karışıyor işte. Tabii ki Miami Heat, New York Knicks, işte çok fazla takım var. Pacers'lar, Bulls'lar, Hawks'lar çok fazla takım var ama 50 buçuk. Şimdi ben burada şöyle bir tahmin yapayım. Ben ilk tahmin yapayım Kaan abi. Rahat maç izlemek istiyorum her şeyden önce. <laughs> Bir yandan da ama sadece sempati duyduğum takımı rahat izlemekten dolayı değil. Birazcık da olsa buçu 50, 50 geçebileceklerine inanıyorum. Yani. Ben de inanıyorum. Yani 51 ile 52 ile bitirebileceklerine inanıyorum. Ben çünkü inanıyorum. çok mücadele ediyorlar. Normal sezonu ciddiye alıyorlar. Aynen. Fizikliler. Aynen. Bu normal sezonda bunlar çok önemli. Tabii, tabii tabii. Yani normal sezonda istekli olmak, maça önem vermek. Tabii ki sağlık ama sağlığı saymaya gerek yok. Herkesin geçerli o. İstemek ve kolay sayı atabilmek çok önemli. Bu takım normal sezon standartlarını aslında görece kolay sayı atıyor ve, evet. çok kolay savunma yapıyor. Bir de rakibe kolay sayı ha. vermiyor. Evet. O da çok önemli bir şey. Sen de mi istiyorsun? Ben de istiyorum. Abi. Tamam. Ben üç, zaten Batı, Doğu'nun üçüncü takımı olacaklarını düşünüyorum. O zaman yeni takımımıza geçelim. geçelim. Evet efendim geçen programda Kaan abi müjdeyi vermişti. Yeni evladı Tyrese Halliburton. Jalen Brown'ı aileden attıktan sonra Tyrese Halliburton'la anlaşma imzalamış. Bir gönül anlaşması imzalamış. Daha çaylak yılından önce sevmiştim ben. Evet sen Halliburton olacak dedin ve Halliburton o draft'ın en büyük fenomenlerinden birine dönüştü ki, Amerikan milli takımında da gördük. Yani hem izlemesi mükemmel bir oyuncu hem çok iyi bir karakter hem de yolu çok açık bir oyuncu seviye olarak. Şimdi de Indiana Pacers'ta yeni bir sezona giriyor. ikinci sezonuna giriyor ki geçen sezon aslında çok iyi başlayan ve çok iyi gidebileceği potansiyeli olan bir Indiana Pacers sezonun sonunda biraz daha farklı bir yola devrilmişti. Nasıl bir sezona giriyorlar sence? Ya Halliburton öyle bir oyuncu ki NBA'in en inatçı, aynı zamanda en zeki ee, ama en ne derler kapalı koçlarından birini hayatta koşmak, yani Jason Kidd'le ve De Luka Doncic'le bile ligin en düşük temposunu oynayan koçunu ...koşan bir takım olmaya ikna et. Çok acayip bir şey ya. Yani. Rick Carlisle yani burada burada benim basketbolum oynanacağı öğretmek yani öğretmek değil, onu benimsetmek çok garip. inanılır gibi değil. Çok garip. Yani ve bundan anormal verim aldılar ve etrafındaki herkesin değerini artıran yani işte Kid'in falan olduğu gibi etrafındaki herkesin değerini artıran ve bu tempo takımın da bu tempoya uygun bir takım olmasıyla acayip yukarı çıkaran bir şey. Fakat bu tempo normal sezonda işler tabii. Yani eee play bu tempoyu bulmak çok kolay ama normal sezonda bu takım Haliburton etrafında şekillenebilecek. işte Miles Turner'ın tek 5 numara olması, yani Domantas Sabonis'in ayrılmasından sonra çok daha iyi bir role geçmesi, yani böyle 5 kişinin dışarıda oynayabiliyor olması, 5 kişinin koşarak oynayabiliyor olması bu takımı başka bir takıma bir anda yani iki sene öncekinden çok daha farklı bir takıma dönüştürdü ve çok daha etkili bir takıma dönüştürdü. Savunma Allah'a emanet. yine en kötü savunmalarından Zaten biri. Zaten en kötü dört savunmasından biriydi geçen sezon. Arkadaki ligin en iyi blokçularından biri var. O olmasa herhalde maç başına 140 yiyecekler yani. Ama bunu tempoyla rakibi sürklas ederek artık o tempodan beslendikleri enerji, oradan değiştirdikleri enerji, rakibin o enerjiye çıkamaması, gençlikleri, iştahlarıyla falan ciddi farklar yaratıyorlar. Artı bunu besleyebilecek yeterli şut potansiyeli de var. Sağa aç, sağa açabilecek potansiyeli de var. Yarı sahada çok sorun çözücüleri de var. Sadece Halliburton'da değil bu ayrıca. Şey de öyle. Andrew Nemhard geçen sezonun en büyük sürprizlerinden biri de bu konuda yardımcı oldu. Buddy Yıldız Büştör olarak yardımcı oluyor. Şimdi, Benedict Matur'un penetreci olarak yardımcı oluyor. Benedict Matur'un geçen sezonun önemli hayal kırıklıklarından biri. Sezonu iyi bir e, performans ama sezonun ikinci arasında şut performansı anormal düştü. Ve NBA'nin en at gözlüklü oyuncularından biri. Yani kara, ya yani Jules Randall'ın 3 sezon önceki hali gibi. Yani top gittiği zaman kara delik abi. Bir daha çıkmasına imkan. Yok. Yani Benedict Matur'un top gittiği zaman ya dışarı gidiyor ya potaya gidiyor. Başka bir takım arkadaşına gittiği çok görülmüş şey değil. Ama bu takımın kurgusu onu kaldırabiliyor. Yani onu o rolde kullanabiliyorsun. Bunu verimli yapabilmesi lazım. Geçen sene ikinci sene çok verimsiz yaptı. Ama hani onun ikinci senesinde daha toparlanacağını falan düşünüyorlar. Hal Orton'un onu daha verimli kullanacağını düşünüyorlar. Miles dışarıda oynamayı sevdiği gibi içeriye de çok güzel devrilebiliyor. E, J Jalen Smith, Obi Topin geldi ki Obi Topin bence NBA'nin en iyi 2-3 koşan uzunundan biri. Yanis'ten hallice diyelim. Yani koşma konusunda, açık sağ konusunda olağanüstü bir uzun. bir sürü defekti var. Abi. Evet. Bir sürü defekti var evet. Ama koşma konusunda inanılmaz artı şütör olarak da çok kötü değil. Abi şöyle ama Obi Topi'nin yaptığı şey aslında yapılmamalı basketbolda. New York Knicks'te olduğu için çünkü Cesar Torrey Mitchell Robinson girdi. Abi Obi Topin savunma bitmeden rakip potaya koşuyor. Guard'dan önce gidiyor ya. Yani aslında bu Indiana Pacers için şu açıdan güzel. Çünkü Tyrese Halliburton ligin açık alanın en iyi pasörü şu anda. Yani direkt kafayı kaldırıyor ve direkt fırlatıyor Amerikan evet. futbolu paslarını. Ama savunmayı da bitirmekte çok zor oynuyor. Pacers evet. çünkü rebound alamıyorlar. Şimdi evet. Miles Turner zaten iyi bir reboundçı değil. Bunun yanında 4 numarada... Şimdi bu arada Miles Turner iyi bir reboundçı değil derken çok iyimser davranıyor. Kötü Mardım. bir rebound. Felaket evet. bir rebound. Abi şimdi onun yanında Obi Topin'in dört numara oynadığı yerde Obi Topin o almadan koştur babam koştur giderse inanılmaz arayıplar izleyebiliriz. İnanılmaz açık alanları izleyebiliriz ama garip şeyler de izleyebiliriz. 7 tane hücum reboundı üst üste verdiklerinde. Evet gelebiliriz görebiliriz yani. Ama zaten savunma yapmadıkları için zaten <laughs> yani, hani savunma ha biraz evvel e, e, ilk Atlantik programında da uzun uzun, uzun bahsetmiştim. Abi bir tarafını oyunun bu kadar şey yapamazsın gözler. Belli eşiklerin altına indiremezsin. Şimdi Indiana bunu nasıl dengeleyecek? Bruce Brown geldi, o bir topin geldi en önemlisi. Şimdi Bruce Brown da bu yapıya acayip uyabilecek. Çünkü evet. topsuz oynayabilen bir kısa olarak ki geçen sene de ortalamanın üzerine şut attığını ki yani fena bir şutur olmadığını düşünürsek hani sahaya yayılabilecek artı Halliburton'ın Nem Hard ile de çok uyum sağlayabilecek. Onlar alternatif veya yanında oynayabilecek çok uygun bir şey. O topin işte ligin en iyi koşan uzunu bunların hepsi bu yapıya çok iyi uyar. Ama abi gidip gelip her şey nerede de, e, düğümleniyor? Haliburton'da. Haliburton'un sağlıklı, güçlü bir sezon geçirmesi lazım ki hani fiziği itibariyle de biraz hani e, devamlılığı biraz soru işareti olamıyor. Şey. Yani Haliburton'dan bir sezonda 70 maçın üzerinde oynamasını sağlık açısından, dinlenme açısından bilmiyorum. beklemiyorsun kolay kolay. Ve işte şimdi Bruce Brown en büyük hamleleri de zaten. 21 milyon dolar verdiler ki hani hamle patlarsa seneye takım opsiyonu var zaten. Hani ona çok güzel bir şampiyonluk sonrası güzel bir kontrat verdi. Şimdi ilk beşleri Kaan abi yani tabii ki tahmin ama Tyrese Haliburton, Bruce Brown 4 numarada çaylak Jarvis Walker olabilir gibi görünüyor ama belli değil. 5 numarada Miles Turner. Şimdi 3 numarada normalde Buddy Hilt vardı. Ama Buddy Hilt Acayip bir şut sezonu geçirdi sezonun büyük bölümünde. Bu da. arada çok göz ardı edilir. Geçtiğimiz yıllardaki başarısı takımlarda olacağım. Buddy Yılda her zaman çok aşırı yüksek volümle çok güzel Kıl atar. Kırılmaz ya. Yani zaten son 6-7 senenin istatistiklerde Stephen Curry'nin hemen arkasında geliyor. Stephen Curry Clay Body Yield. <laughs> Stephen Curry Clay Body Yield öyle gidiyor. Ya o yüzden zaten birçok takım yıllardır ya ulan bizim şampiyon tavanımızı acaba Body Yield arttırabilir mi diye düşünüyor. Fakat şimdi orada Benedikt Matur'un da en son şöyle bir açıklama yaptı. Yani geçen sezonun sonunda yapmış galiba bu açıklamayı. Hani i̇lk 5'te oynayacağım yönünde bir teminat bana verildi. Yani o yönde bir mesaj verdilerdi. Şimdi Carlisle öyle teminatları vermez. Halliburton, Bruce Brown, Maturin, Charles Walker ve Miles Turner şimdi şut problemi olan sıkıntılı bir yapı. Fizik olarak problemi de var. Sıkıntılı. Tamam Bruce Brown fiziğinin üzerinde oynuyor ama e, ne kadar yani? Ya o yüzden bu takım şimdi geçen sezon zaten bu takımın en büyük problemi nedir? Ribaund alamıyor Ligin en az savunma ribaundu takımıydı. E bunun dışında zaten hani geçiliyor orada, Maturin çaylaktı. yıl zaten savunmaya çok uğraşmaz. Yani Einstein'ı tek başına arkada bekliyordu yani. Einstein ne yapabilir tek başına? Abi şöyle söyleyeyim. Bruce Brown iyi savunmacı da. Ya geçen sene Bruce Brown yokken takım da Artı savunmacı yoktu abi. İşte Lenmar çok büyük sürpriz yarattı orada ama o da bir çaylak olarak yarattı. Artı o da şimdi Savunmanın iki temel şeyi var. O ee, versiyonu. Bir takım savunması, bir bireysel savunma. Hmm. Bireysel savunma genelde fizik güce, ayak çabukluğuna ve yatay harekete dayalı. Takım savunması ise oyun algısına, pozisyon bilmeye, zamanlamaya bağlı bir şey. Mesela bazısını, mesela Robert Covington çok kötü bir birebir yani kötü değil. Ortalama altı bir birebir savunucu muazzam bir takım savunmacısıdır. Tabii, tabii. Veya şey tam tersine Kelly Ubre mesela çok iyi bir birebir savunmacıdır ama felaket bir takım savunmacısıdır. Kafa karışıyor çünkü. Evet yani savunmanın bir tarafını yap, öbür tarafını yapamayan oyuncular da var. Abi e, ee, Nemart'ta şöyle bir durum var. Nemart iyi bir takım savunmacısı ama birebir de yavaş abi. Bir daha abi şimdi düşünsene bak. Nemart hadi iyi Bruce Brown en iyi savunmacı Miles Turner'la Onun dışında Nemart var. Aaron Smith savaş kötü biraz hani mücadele eder orada. Onun dışında çok zor bir savunma. O yüzden ligin en kötü savunması. Evet. En kötü 2-3 savunmasından biri. En kötü demeyelim de. Ya çok eğlenceli bir takım Indiana Pacers ama savunmadaki sorunları Bruce Brown'ın tek başına çağırılması çok zor. Hakikaten çok güzel bir hamle çünkü pasörlerle oynamayı çok iyi biliyor. Potaya çok güzel topsuz gidebiliyor. O yüzden Halliburton yani ona smaç şey yapacak böyle sürekli smaç pası verecek ama savunmaları çok ciddi sıkıntı. Burada Jalen Smith'in rolünün biraz azaltılması çok olumlu olacak. D'Antoni Melton gibi görüyorum onu. Belli bir role kadar iyi o rolden sonra yani belli bir dakikadan sonrasını kaldıramıyor gibi onun 4-5 yediği gibi 20-25 dakikalar kullanılması daha verimli olacak. Evet, Isaiah Jackson'ın oradaki rotasyondaki rolünü merak ediyorum. O blokçu işte. O evet. biraz Miles Turner'ın alternatifi gibi. Yani o. bence orada Isaiah Jackson'ın süreleri önemli olacak. Jairus Walker'ın nasıl bir çaylak sezon geçireceği çok önemli olacak. Yani. Walker'ın çok iyi bir sezon geçirmesi lazım. Ben açıkçası için. çok az seyrettim. O yüzden hani çok keskin bir şey söyleyeyim ama Jairus Walker'dan hani çok büyük fark yaratacak bir oyuncu olduğunu çok düşünmüyorum. En azından bu sezon. Ee, o eğer beklenenin üzerinde bir katkı verirse Indiana'nın tavanı da çok artar ama o biraz fazla imser olur bence. 38,5 Kaan abi. Çok inanmışlar Indiana'ya. Evet. Ben Indiana'ya kesin üst derim diyordum ama buçukta çok fazla. Şöyle, şey. geçen sezonun başında aslında onlar buralara gitmişlerdi evet. çünkü. Uzun i̇şte süre gittiler hatta. Geçen sezonun başında buralara giden takıma Bruce Brown eklendi gibi düşünüyorlar. O Bruce Walker geldi. O topin -Top geldi. Halliburton bir sene daha takımda geçirdi. Maturin olgunlaştı. Vegas'ın bakış açısı o takım artık Rebuild'in kararı vermeyecek. Sezonu rekabetçi bitirmeye çalışacak. Ama ben bundan çok emin değilim hala. Yani... Artı şeyi unutma abi. E, kritik yerlerde Rick Carlisle'ın doğru karar vereceğini biliyorsun. Tabii Rick Carlisle de sana maç kazandıracak. Yani Halliburton da sana maç kazandıracak. O yüzden buraya gitseler şaşırmam dediğim gibi. Ama ben... Şimdi Cleveland'ı üstledim. Philadelphia'ya üstledim. Biraz da genel kümülatif mantıkta da bakıyorum. bir yerlerden de bu takımların maç alması lazım. Tabii ki Batı da dahil bu denkleme ama ben Indiana Pacers'ın yine çok eğlenceli basketbol oynayacağını, yine çok onları izlemenin zevkli olacağını düşünsem de bunun altında bitireceklerini yani inanıyorum. sezonun bir yerinde bence karar verecekler ve biraz vites düşürecekler. Ya bu kadar sıfır, yani yeniden yapılanan bir takımın bu kadar kısa sürede zaten hani playoff potasına girmesi mucize. Yani. geçen sene ligin en kötü takımlarından biri olması bekleniyordu. Hmm. Hani öyle olmadılar ayrı konuda ki ya. bak yani geçen sezon da hakikaten 35 aldılar yani 11. bitirdiler geçen sezonda zaten geçen sezonda yeniden Gecen yapılanma zonada, gibi yapılanmadılar yani geçen sezon sonunda frene basmasalar 38'i bulacaklar evet. yani bulabilirler bu arada yani bu çok olası bir barem zaten o yüzden Vegas koyuyor da ya ben kesin üstlerim diyordum ama 38 30. gene de üst diyeceğim yani üst, üst, üst olsun tamam ben inanıyorum çünkü onların e, normal sezon performansına playoff'a değil ha bu arada tabi şey çok önemli Buddy Yıld'ın çıkardığı isyan çok önemli yani Buddy gitmek istiyor ve çok büyük ihtimalle takas edilecek. İşte orada da takımın şut spacing problemi biraz sıkıntı olacak burada. Evet. Yani. Hele onun volümünü doldurmak çok zor çok abi. Çok zor abi. Kim, yani o şutu kim atacak? Maturum hmm. pota gitmek istiyor. Bruce Brown pota gitmek istiyor. Halliburton zaten oynatmayı seviyor takımı. Halliburton daha çok atar ama o doldurmaz o iş. Ee, üst diyorsun. Evet de üst diyorum. Abi. Üst mü diyorsun? Yine de üst. Yani inceledi, yerden kopsun. Kopsun abi. evet. <laughs> <laughs> Chicago Bulls'a gidelim, gidelim, buradan istersen. Çünkü Chicago Bulls da Toronto Raptors'ta konuştuğumuzun benzeri bir yapıda kan abi. Onlar da geçen sezon bozmadılar yapıyı. Tam tersi Vucevic'le yeniden imzaladılar ve işte Vucevic, Demar DeRozan, Zach Levine temelli. Onların etrafında Patrick Williams'ların oldu, Alex Caruso'ların oldu, Kobe White'ın, Ayodosunmun'un oldu yapıya. Jabon Carter ve Tori Craig eklediler. Aslında iki tane kaliteli rotasyon oyuncusu eklemiş oldular. Lonzo Ball yine bu sezon olmayacak sakatlığından dolayı. Lonzo Ball muhtemelen kariyeri bir daha oynamayacak. Nasıl bir sezona giriyor Chicago Bulls? John Carter çok iyi anlıyor onu söyleyeyim. Ama John Carter bir takımın kaderini değiştirmez. Tam bu takımın hamlesi bu arada. Tam bu takımın Çünkü hamlesi. geçen sezonun sonunda Patrick Beverly ne yaptıysa Javon Carter aynısını devam ettirebilecek. Hatta daha ya istikrarlı yapacak. Daha istikrarlı yapacak ve Javon Carter özellikle son yıllarda nokta şutör olarak da vasıtın üstüne çıktı. Bu onu bir anda değerini katlayarak arttı. Bu güzel. İşte fakat abi geçen sezonlarla aralarındaki en büyük fark ne? Olumlu şeyi duyun. Zach Lavin, ameliyatın etkilerini sezon başında yaşarken, sezonun ortasından itibaren tekrar Zach Lavin gibi Hı -hı. oynamaya başladı. Ki bu çok önemli çünkü ana skorer, iki ana skorerden biri o. Ki bu sene muhtemelen ana skorer olması gerekecek. Evet, sanki sezonun sonunda onun işaretini gördük değil mi? Evet. Yani Demar DeRozan'dan topu biraz daha Zach e verdiler. En azından bitiriş noktasında. Yoksa Demar DeRozan zaten topsuz oynayabilen bir oyuncu değil. En büyük problem o zaten. ve e, DeRozan'ı herhangi bir yapıya oturup... Şimdi bazı oyuncular var her yapıya oturt. olduğu gibi. Bazı oyuncular var abi. Onun etrafına şekillendirmen lazım. Deroz'un her ne kadar harika iki sezon geçirmiş olsa da öyle oyunculardan biri. Ki Zaklavin'in de e, saha dışındaki işte diva tavırları, çemkirip durması falan rağmen saha içinde buna gönül indirebildi. Yani Deroz'una topu teslim edip topsuz oynamayı kabul edebildi ki o yüzden zaten bir uyum yakaladı. Fakat şimdi bakıyorsun abi kontrat sezonu biten ve kontratını alan bir Nikola Vucevic yaşı bir yıl daha ilerledi motivasyonu ne kadar olacak soru işareti. Hani katkısını yapar ama katkısı da belli. Çok iyi bir bantodur, İyi bir şutördür. Fena olmayan bir pasördür. Ama temastan nefret eder. Yani savunmada hiçbir faktör değil ve bir yıl daha yaşlandı. E DeRozan abi özellikle bir yıl daha yaşlandı. Ve eski yani oyunu da iyi. E, hep limitlerde olduğu için hep hani e, zamanlama atletizm falan hep limitlerde oynuyor. O limitten biraz aşağı düşersen aynı etkiyi göstermesi çok kolay olmayabilir. Çok ligin en iyi Durant birlikte ligin en iyi orta mesafe şutuyor ama bunun için e, hep rakibe çok yakın oynuyor. Bu yakınlıkta e, atletizmin ve fizik gücün önemi çok büyük. O biraz düşerse o şutları o kadar rahat biraz bozulduğu zaman o şutları o yüzdeler de çok bozulur. Çünkü adamını geçerek oynayan bir oyuncu değil. E, şey yaparak oynayan. Adamına Aldatarak oynayan bir oyuncu. Ha Aldatma her zaman duracaktır ama o mesafeyi açabilmesi lazım Deroz'un. E, takım içinde gelişecek olan... Patrick Williams evet geçen sezon bir adım hmm. ileri attı ama... Abi yıllardır bak bence bir adım ileri atmadı bu arada Patrick Williams. Hmm. İyi yani kaliteli bir nokta... Yani geliştirdiği noktalar var ama bence bir adım atmadı. Ve yıllardır Chicago Bulls'a da hep şu konuşuluyor. Bu takım neyi geliştirecek? Patrick Williams daha iyi bir sezon. Ama hmm. sanki bitmeyen bir masala dönüştü bu da. Yani bu sezon artık son şansı bence o konudaki. Ve açıkçası takımın ileri gidebilecek. Evet John Carter iyi bir hamle. Evet Zach Lavin kendini buldu ama ya yani geçen seneden daha iyi nasıl bir senaryo görüyoruz ki? Şöyle yani geçen sezonun Başı çok ekstra kötüydü onlar için. Evet, doğru. Yani onlar kendi seviyelerinin altında başlamışlar. Evet. Sezonun sonundaki Chicago Bulls bence genel Chicago Bulls'u daha iyi yansıtan bir şey. çeviç artık takımı biraz daha iyi alıştı. Sezonun sonunda daha iyi savunma yaptılar ki bunu işte Craig ve işte şeyle birlikte Jamon Carter'la birlikte, yanında Alex Caruso'larla Ayados'un bunlarla birlikte devam ettirebilecek yapıya sahipler. Yani Zeklavin ve Demar DeRozan'ı hatta bu de beden çıkarıp topa baskıyı ligde en iyi yapan takımlardan biri bu. Ama tabii ki iş biraz dönüp dolaşıp Patrick Williams'ın yarım adım bile olsa atması noktasına geliyor. Çünkü çok az üçlük deniyor Chicago Bulls. Geçen sezon 30 üçlüğün altı denildi Şimdi biz senle Boston'da neyi konuştuk? 42-43 üçlük atıyor Boston'da. Şimdi bir takım 42-43 üçlük atan bir takım var NBA'de. Chicago 28-29 üçlük atıyor. Yani şimdi her maç rakibinden 8 tane 10 tane az üçlük atmanın hiçbir anlamı yok ve matematiksel olarak hiçbir getirisi de yok aslında. Aslında 28-29 korkunç az değil. Şimdi basında la kıyaslamak lazım. Lig medyanıyla kıyasla. Lig medyanı da şu ama. Şimdi lig, lig genelde 35'lere geldi. Evet. Şimdi o yüzden de sen ligin 6-7 altındasın abi. Korkunç değil. Daha korkunç takımlar var. Çünkü. Şöyle da. ama bulsun ki de. Bir de bulsun geçen sezon şöyle bir sıkıntısı vardı. Rakiplerine verdikleri üçlük sayısı 37-38 civarlarında da kendi 28 29u Şimdi bu ciddi bir makas. Evet doğru. Şimdi bunu kapatman lazım. Temar Deroz'un o makası kapatmayacağını biliyoruz. Denemek istemiyor çünkü. Tamam Lavin deneyecek. Karazoya güvenemezsin. Javon Carter dener, Craig dener. Burada denemesi gereken oyuncu Patrick Williams daha fazla. Geçen sene o bunun işaretlerini verdi ama daha da fazla denemek zorunda. Ee, Vucevic ve Javon Carter'ın da geleneksel standartlarının bir tık üstünde atması Atmaları gerekiyor. Atmaları lazım. Lavin 10 tane atar ayrı konu. <laughs> Lavin 10-12 e, tane falan. Sanki. Yani o yüzden hani bu takım matematiksel olarak daha fazla üçlük atması lazım. lik ortalamasına yaklaşması lazım. Lavin, DeRozan dengesini doğru kurması lazım. Vucevic'in istikrarlı bir sezon geçirmesi lazım. Bakalım bütün bunlar olacak mı yani? Bakalım. Kaç? Ya Patrick Williams gelişecek mi? 37,5 kan abi. Yine çok can sıkıcı bir oran. Yani can sıkıcı bir oran çünkü hani 40 galibiyetle bitirdi geçen sezon Chicago Bulls. Sezonun ki. son bölümünde anormal bir ivmeyle geldiler. Evet Normal. ama bu şey galibiyet şeyi var ya ben ona da arada bakmayı seviyorum. Bu Pisagor galibiyet oranı. Yani senin kazanabileceğin aslında koyu. 44'tü geçen sene onların Pisagor galibiyetleri. Yakın maçları kaybettiler birkaç tane ki herkes kaybediyor sonuçta. Kırka indiler. Yani ben orada olabileceklerini düşünüyorum ya. Yani kaybettikleri oyunculara bakıyorum. Evet bu takım uzun vadede mantıksız bir şey yaptı bu yapıyla devam ederek. Bence bozmalılardı. Ama normal sezon için 37.5'u geçebilecek bir yapı görüyorum ben burada açıkçası. Yani play'in oynayabilirler yine. Üst diyorsun yani. Üst diyorum. İyi ben de üstlüyorum. Zor mu? Zor değil mi burası? Oh. Ee, Onur Alp özel bir program yapmıştık. Orada konuşmuştuk ama ilk aşamada herhalde kadroda olmayacak. Değil mi evet. yani? Çift yönlü olduğu için. Ama sezonun bir yerinde sakatlıklara göre Bildan Hanım'ın bakalım ona süre verecek mi? Yani g ligde önce kendini kanıtlaması gerekecek. Sonra burada süre alması gerekecek. Ee, onun rolünü takip edeceğiz tabii ki. Detroit de bitirelim. Üst dedin ama değil mi Chicago Üst dedim, üst dedim de hiç memnun değilim. Bu Şimdi Detroit'in badem tişörtünü giydin ki sen her zaman o grubun en zayıf gördüğün takımının tişörtünü giyersin. Detroit'te de avantaj Kate Cunningham sağlıklı bir sezona giriyor şu an Ve iyi bir yaz geçirdi. Amerikan milli takımı e, antrenmanlarında harika gözüktü. O Amerikan milli takımının antrenman yaptığı selek takım yani e, ikinci takım diyelim orada harika gözüktü. Çok sağlıklı ve iyi gözüktü. Sana rotasyonu sayacağım şimdi eklemelerle birlikte. Kate Cunningham, Jaden Ivey, Boyan Bogdanovic, Isaiah Stewart ve Jalen Durun şu anda tahmin edilen çift uzun. Yedekler Montemoris, Alec Burks, Osar Thompson taraftan aldıkları oyuncu, Joe Harris, Isaiah Livers ve James Wiseman. Daha da arkaya gidersen de Killin Ace, Marvin Bagley ve Marcus Sasser var. Yani geniş bir kadro var Monty Williams Bayağı geniş. Nasıl konsolide edeceğini merak ediyorum burayı. Ben de artı Boyan Bogdanovic ve Joheriski. Joe Harris ki Joe Harris tabii sakatlıklardan sonra artık hiç eski Joe Harris değil. Artı şütör yok. Artı değer yaratan şütör yok. Kate Cunningham'in o konuda hani vasat olduğunu biliyoruz. Hani vasatın üstüne çıkabilir mi göreceğiz yani. Çok iyi. Abi ben bu kadar yani 2023'te böyle takım mı kurulur ya? Abi takımdaki birçok oyuncu için şu cümle kullanılıyor. Yanında iyi şutörler olduğunda çok değerli oynayacaklar. Mesela Oscar Thompson'ın oyun görüşü var, Aynen savunması var. Caden Ivey'nin in inanılmaz bir değişikliği var. var. Kate Cunningham ligin en iyi pasörlerinden biri sağ görüşüne sahip. Ama kime pas verecekler? Bayan Bogdanovic'e pas verecekler. Alec Burks'u da oraya belki koyarız ama Alec Burks'ın takas olacak muhtemelen. Zaten. Muhtemelen. E, ee, hadi Alec Burks'u da sayabiliriz aslında da ki zaten Alec, geçen sene başarılı oldukları tek dönem Alec Burks'un daha aktif olduğu dönem. Evet, çok, çok iyidir çok. o işlerde Alec Burks. Yani hakikaten şut problemi olan bir Korkunç takım. Korkunç bir şut problem. Bir de şimdi Isaiah daha fazla üçlük kullanıyor bu arada. Belki hani daha o üçün da üçün şeyden bir kimse atmıyor abi bari ben atayım diyor. Sorun bir de işte çift uzunla başlıyorlar maçlara. Abi bir de kadro kuruyorsun. James şimdi daha önce geçtiğimiz yıllarda ikinci sıra seçimlerinin rehabilitasyonu evet. merkezi ya. Başarısız olmuş ikinci sıra seçimleri. Marvin Bagley, James Wiseman. Tamam al hani hele karşılığında hiçbir şey vermeden alıyorsan iyi de. Abicim Jalen durum falan da varken yani hepsi potanın ya potadan yarım metre uzaklaştığı zaman hiçbir şey üretemeyen oyuncular bunlar. Ya yani bunları ne yapacaksın abi ya bir an yana? ne arka arkaya falan. Ne yapacaksın yani? İşte, Artı Jaden Ivey gibi sürekli potaya gitmek isteyen, Kate Cunningham gibi genelde potaya gitmek isteyen falan ana oyuncularım var. Top teslim ettiğin oyuncularım var. Abi Boyan Bogdanovic ki Boyan Bogdanovic de artık yaşı iyice ilerledi. Ya, yavaş yavaş yetenekleri erozyonu oluyor. Sakat sezon evet. Abi o takımda geçirirsin <laughs> zaten. Yani her şey sana kalıyor çünkü. Diyorum ya yani, Abi 15-20 tane üçlük atarsın yani. Çünkü zaten başka atış yapabilecek bir şey yok. Sertler, güçlüler, penetreciler vesaire de hiç şut yok. Ya bu kadar şutu, bu kadar 2023'te bu kadar şut atamayan bir kadro kurmak bir, hakikaten başarı yani. Ee, ya Cunningham ne kadar liderlik edebilecek? Ona yeteneği olduğuna şüphe yok ki Saylak sezonunda oynadığı dönemde de bunu göstermişti. Geçen sonu tamamen kaçırdı ama bu yaz da gösterdi. Gerçekten bir süper yıldız potansiyeli barındıran bir oyuncu. Ama o da şütör değil temel olarak. Yani ee, bu takımı çok iyi yönlendirebilir. Jaden Ivey ile yan yana iki tane şut olmayan oyuncu, ikisi de topu elinden isteyen oyuncu nasıl paylaşacaklar? Bu konuda hiç deneyim yaşayamadılar. İkisi de evet. çok genç hala. Ee, gerek oyun bilgisi, gerek oyun deneyimi, gerek oyun akıcılığı, gerek saha yayılımı. Bunların hepsi hepsi birbirinden başka problemler. Monty Williams'ın iyi bir yani e Abi olduğuna iyi bir takım kimyası yarattığına şüphe yok. Burada da yaratacaktır ama bu takımın teknik kimyası bozuk. E işte o, o. Ya orada bir karara ihtiyaç var Kaan abi. Sadece bir koçluk kararı değil bir kimya yani strateji kararına da ihtiyaç var. 28,5 Detroit Pistons'ın. Geçen sene 17 almışlardı. Şimdi Kate gemin 10 maç oynadığı bir sezondan Kate gemin 70 maç oynadığı bir sezona geçiyorsun. Dolayısıyla 20'leri göreceği belli bu takımın zaten. Ama Baimen ve Bagley'den birinden vazgeçecekler mi? <laughs> geçebilirler. Alec Burks'u sakat edecek. En azından oynatamazlar aynı anda. Killen Hayes nerede oynayacak bu takımda? Şu anda rol yok mesela. Abi Killen Hayes sen Patrick Williams için her sene ümit vardı ne? <laughs> Killen Hayes'in de bir oyuncu olabileceğine inanıyorlardı. Bence artık o ümitten artık vazgeçmişler. Ya yani. geçen sezon bir 10-15 maçlıkları vardı. Abi her sene oluyor bir 5-6 maç iyi oynadı. Ya ama takımda yol, rol yok şu anda. Şimdi ben, mesela ben Osar Thompson'ın da iyi bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ama bu takımda da o kadar çok topu isteyen oyuncu varken kimse topsuz oynamak istemiyor takımda. Böyle takımlar çok zordur. Yani Monte Williams takımın karakterini değiştirebilir, oyunculara rekabet aşılayabilir de basketbol sadece psikolojik bir şey değil sonuçta, metafiziksel bir şey Hı. değil yani. Çok ciddi spacing ve takım mühendisliği sorunları var. Kaldı ki rekabetçi olmak zorunda da değiller. Yani işte kazanmak zorunda değiller, rekabetçi olmayı isteyebilirler. Bayağıdır istiyorlar. Onlar Üç senedir rekabetçi olmaya çalışıyor. Jeremy Grant döneminden beri ki rekabetçi olmamaları gereken bir dönemde evet. bile istiyorlardı. Beceremiyorlar sadece sorun o İstek değil onların problemi. Ya 28.5 bu arada düşük aslında ama yani sonuçta 28.5 ve e, bu takımdan neticede sorun yaşayacağını düşündüğüm için altta mi tercih edeceğim? Ben ama. de alt diyeceğim. 28.5 bu arada çok da yüksek değil, yani çok da şey değil. Evet. Hani, e, ya ligin en kötü ikinci derecesi bu arada. Ya yani. Ona verilen bari onlara verilen. Ya barem. bu sene zaten NBA'ye bakıyorum da Washington dışında gerçekten felaket takımı yok evet. yani. Sen de mi atlıyorsun? Atlıyor. Monty Williams'a da yıllık 13 milyon dolar hayırlı olsun diyelim. 6 yıl 78,5 milyon dolar Kaan abi. İyi para. Hayırlı, hayırlı bir şekilde güzel güzel harcasın ha. Monty Hoca Çok teşekkürler Kaan abi. Teşekkür ederim. Doğuda bir tane grubumuz kaldı efendim şu anda. Atlantik'te başladık, merkeze geldik. Demian Lillard'ları, Cirol Day'ları, takasları konuşmuş olduk. Artık batıya gitmeden son bir doğumuz var. Salı ve Cumaları Amerikan Mutfağı izlemeye devam edin diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.